Eskiden yeni bir çalışma dönemine girdiğimiz gece, perde açılmadan, biz seyirci önüne çıkmadan önce bir arkadaş büyük bir tepsiye dikilmiş mumları yakar, sanatçıların dinlenme salonundaki masanın üstüne koyardı. Bu salonun duvarları gelip göçmüş sanatçıların resimleriyle, ölüm döşeğinde alınmış son acıları, son gülücükleri, son duygularını yansıtan maskeleriyle süslüydü. Bu küçük tören sanki onların gözü önünde perdenin yeni bir döneme açıldığını canlandırsın diyeydi. Mumlar, bu resimler, bu maskeler önünde eriye eriye, birbirlerini erite erite yıkılıp sönerdi. Bu 1927'den bu yana aşağı yukarı 50 yıl yapıla yapıla unutulmaz bir gelenek olmuştur. Bunun temelinde hiçbir metafizik düşünce, hiçbir mistik eğilim yoktur. Bu memleketimizde tiyatro sanatının doğması, gelişmesi için canlarını veren, bizden önce nice atsızlar olduğunu genç sanatçı kuşağı anımsatmak için başlatılmış bir eylemdir. Hayal gücü olanlar o mumlarda tanıdıkları, tanımadıkları sanatçıları bulurlar. Onların nasıl eridiklerini görürler. Yanan ve eriyen mumlar genç, ihtiyar tiyatro savaşçılarının birer simgesidir. Bu eriyen mumlarda kimler yoktur? Şu Güllü Akop Tiyatrosu'ndaki Ahmet Necip olmasaydı bir Ahmet Fehim çıkmazdı. 1894'te Üsküdar'ın Kömürcüler Sokağı'nda oyunlar veren komik hakkıyla Kambur Mehmet'i yanarken görüyoruz. Çünkü onlar olmasaydı bir Burhanettin Tepsi çıkmazdı. Ahmet Fehim de eriyenler arasında. Çünkü o olmasaydı bir Şadi Fikret, bir Raşit Rıza, bir Galip Arcan çıkmazdı. Bir Burhanettin olmasaydı bir Behzat, bir Muvahit, bir Hasan Cevat çıkmazdı. Şu ateşte çabuk eriyen Afife olmasaydı yüzlerce kadın sanatçımız çıkmazdı. Şu mum tıpkı Doktor Celal Tahsin gibi narin. O olmasaydı Doktor Emin Beli çıkmazdı. Saymakla bitmez adları. Daha böyle nice eriyen, sönen ve nice yeniden yanacak mumlar var Türk sahnesinde.